sizlerle beraber toplu iğnelik yapacağız. Dağınık duran toplu iğnelerimizi toplayacağız. İki çeşit toplu iğne yapacağız. Bir tanesi bileğe takılandan. Bileğe takılan için şöyle bileğinizin çevresini saracak şekilde bir lastik lazım. Bu bileğe takılan modelimiz için. Bir de masaüstü modelimiz var. Onun için de bir tane düğme, herhangi bir düğme olabilir. Kumaşımız kalıp olarak kullanacağımız istediğimiz büyüklükte bir yuvarlak, elyaf ya da pamuk ve iğne ipliğe ihtiyacımız var. Dilerseniz başlayalım. Kumaşımızı seriyoruz. Şimdi iki tane birden yapacağım için ben iki tane yuvarlak keseceğim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi kalıbımı böyle koyuyorum ve etrafından çiziyorum. Şu şekilde. Bu bir tanesi için çift kat serdiğimiz yeterli. Bu örneğin masaüstü için olan. Bu da bileğimize takacağımız model için olacak. Şimdi iki tane yuvarlağımızı kestik. Normalde bir tane yapacaksınız. Bu yeterli. Şimdi yuvarlaklardan bunu kesiyoruz. Bu şekilde etrafını dikeceğiz şimdi. Kestiğimiz iki tane yuvarlağımızı birbirine dikiyoruz. Sadece sonunda boşluk bırakacağız ters çevirebilmek için. Başlıyorum. Şu kadar boşluk yeterli. Şuradan şuraya kadar. Çünkü içine elyaf da sokacağım. Elim zorlanmasın. Şöyle dikim bittikten sonra dönerken temiz dönsün, rahat dönsün, potluk yapmasın diye şuralarından çıtlar alacağım. Şu şekilde. Ve sonra bütün her tarafından bu çıtlarımızı aldıktan sonra ters çevireceğim. Ne yaptık? Çıtlarımızı aldık. Şimdi boş bıraktığımız boşluktan düzünü çeviriyoruz. Sivri bir şeyle de iyice düzeltebiliriz. Şu şekilde. Çıtlarımızı aldığımız için zaten dönüşünde problem olmayacak. Düzgün bir şekilde duracak. Döndürüşümüz bu. Dikiş makineniz yoksa bunu aynı şekilde elinizde de yapabilirsiniz. Sonra ne yapıyoruz? El yapımızı veya pamuğumuzu yine bu delikten şöyle içine dolduruyoruz. Deliği çok geniş bırakmamak lazım. Bu sefer dikişi çok belli olur. Çok da dar bırakmamak lazım. Elyafı sokarken sıkıntı yaşamamak için. Güzelce içine dolduruyoruz. Ve kontrol ediyoruz. Bakalım. Yeterince dolmuş mu diye. Bu biraz daha ister elyaf. Biraz daha koyalım. Şimdi içine elyafla güzelce doldurduk. Şimdi şu açık olan kısmı temiz bir dikişle kapatıyoruz.
Temiz bir el dikişiyle bu deliği kapatıyoruz. Açık kalan kısmı kapattık. Şimdi önce masaüstü için olanı yapıyoruz. İğneyi şuradan batırıyorum ve buradan çıkarıyorum öncelikle. Sonra şöyle iğneyi, ipliği doluyorum ve çekiyorum. Sonra belli bir mesafe aralık bırakıyorum. Tekrar aynı yerden batarak çıkıyorum. Bakın çektikçe yine aynı yerden benzer mesafe bırakarak ipi doluyorum, çekiyorum. Yine eşit mesafe. Yine ipi dolandırıyorum ve çekiyorum. Yine ipi dolandırıyorum. Çekiyorum. Yine ipi dolandırıyorum ve çekiyorum. Daha sağlam olması için bu yerlerden tekrardan ipimi dolandıracağım. Şimdi benim ipim bittiği için bunu buraya kilitliyorum. Dikişimi kapatıyorum. Ama daha güzel olması için birkaç kere daha iğneyle batıp çıkarak buraları dikeceğim. İğneme tekrardan ip taktım. Yine aynı ortadan iğnemi batırıyorum. Döndürüyorum. Ve sıkıyorum. Tekrar yine aynı yere, farklı yerlere değil, yine aynı yerlere batıyorum. Amacımız burada sabitlemek, daha şu kabartılı duruşu daha sağlam yapmak. Aynı yerlerden tekrar ipimi dolayıp iğnemi çekerek aynı işlemi tekrarlıyorum. İstediğim içime sinen bir görüntü olana kadar buna devam ediyorum. Şöyle. Bu kadar yeterli. Şu an istediğim görüntüye ulaştım. Şimdi bunu dikişimi şurada kilitliyorum önce. Ortada yine. İğnemi aldım. Arasından geçirdim ve kilidimi yaptım. Artık burada kilitlendi. Sıra geldi. Bu ortayı şıklaştırmak için bir iğne tak, düğme takmaya. Düğmemi aldım. Şuraya koydum. Tekrar iğnemi aşağıya gönderdim. Tekrar çıktım. İlikleme yapmayacağım için bu düğmeyi yaparken çok sağlam bir dikiş olmasına gerek yok. Şöyle iki kere gidip gelmem yeterli. İğnemi tekrar batırıyorum. Bu sefer arkasını çeviriyorum ve ipimi burada kilitliyorum. Nasıl kilitliyorum yine? Şu şekilde. Bir tane daha. Bir tane daha. Artık hiç sökülmez. Tamam. Ve buradan kesiyorum. Birinci modelimiz hazır. Şimdi bileğe takmalık modeli yapalım beraber. Aynı yuvarlaktan bir tane daha kesmiştik biliyorsunuz. Yine bu iki çift katlı olarak kestiğimizi birbirine dikiyoruz. Bunun tek farkı tek tarafında değil, iki tarafında boşluk bırakıyoruz. Ve şöyle küçük bir parçaya ihtiyacımız var. Normalde direkt lastiği de dikebiliriz ama daha hoş görünmesi için şöyle boyuna bir bakalım. Kaç santim olduğunu da söyleyeyim. 4, 5, 10 santim eninde, yine bileğinize göre 25 santim boyunda da bir parça kesip ortadan birleştirdim ve tersini çevirdim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu lastiğimizi bunun içinden geçirip
sabitleyeceğiz. Burada toplu çengelliğine de kullanabilirsiniz bunu geçirmek için. Bunu geçireceğim. Ardından da sabitleyeceğim. Lastiğimizi ucuna çıkardık. Buradan lastiğimizi sabitliyoruz. Birinci lastiğimizi sabitledik bir tarafını. Şimdi diğer tarafı, diğer tarafı çengelliğini kullandık. Bunu çıkartıyoruz. Şimdi burasını dikiyoruz. Şimdi bileğimize bir bakalım. Evet, bileğimizi tutuyor. Şimdi bir tarafta bıraktığımız boşluk bu. Biliyorsunuz bunu da iki tarafta boşluk bırakmıştık. Ne yapıyoruz? Şu lastiği diktiğimiz yere şöyle temizleyelim şu lastiği. Buraya sokuyoruz ve üzerinden dikiyoruz. Bıraktığımız diğer boşluktan şimdi elyaflarımızı dolduruyoruz. Bunun kenarlarından bir dikiş geçeceğim. O yüzden bu kadar elyaf yeterli. Şimdi şu parçayı alıp diğer tarafını, şurası kolumuza takacağımız yer, şuraya birleştireceğim. Ve tamamen etrafını bir dikeceğim. Sonra elyafları ortaya doğru ittirip tekrar bir dikiş dikeceğim. Dekoratif bir dikiş olacak. Şimdi ne yaptık? Boşluğa lastiğin kalan kısmını koydum. Dikmeye başlıyorum. Daha düzgün olması için orada kenar, sadece kenarlar dikiş olmaması için bir çıma dikişi tamamen etrafını dolandırıyorum. Tabii elyafları dikmemem lazım. O yüzden elyafları ittire ittire kenarlarından bir dikiş dikiyorum. Burayı zaten dikmiştik. Bu dikişlerin üzerinden geçelim. İkinci bir dikiş gibi gözükmesin. Tek bir dikiş gibi gözüksün. Bitti. Toplu iğnelerimiz bu şekilde hazır. Şu ortasına da buraya yaptığıma benzer girip çıkarak bir dikiş yaptım. Böyle çiçek görüntüsü verdim. Arkası lastikli. Bunun boyunu küçültebilirsiniz. Büyütmenize gerek yok. Zaten bu yeterince büyük bir ölçü oldu. Kullandığınız ölçüye göre değişecek. Burada sol elimize takacağız. Sağ elimizle iğnelememizi yapacağız. Bu da masaüstü için kullanacağımız bir toplu iğne. Bu şekilde. Güzel günlerde kullanın. Hoşça kalın.